Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bebeklerimiz için fincanda kek yapıyorum. Bunun için öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı pekmez, bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra mikserimle birkaç dakika çırpıyorum. Bu arada kekimi elmalı yapıyorum. Elmamı da rendemin ince tarafıyla rendeledim. Bir tane elma kullandım bunun için. Elmam da sulansın diye şöyle mikserle biraz daha çırpıyorum. Ve kontrollü olarak karışımın içerisine un ekliyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ve kaşığımla karıştırıyorum. Elmam sonradan sulanacağı için içerisine yoğurt ya da su eklemedim hiç arkadaşlar. Elmamın suyu yeterli olacaktır. Kontrollü olarak yavaş yavaş unumu ekledikten sonra uygun olan kıvamı yakalamaya çalışıyorum. Şu anda henüz katı gibi görünse de sulandıktan sonra, el, elmam sulandıktan sonra karışımım iyi olacaktır. Yavaş yavaş un eklemeye devam ediyorum. Arkadaşlar bu tarifimi bebeklerinize 6 ayın sonunda verebilirsiniz. Karışımım hazır arkadaşlar. Bu kıvam iyi. Şimdi fincanlarımın içerisine şöyle birer damla yağ damlattıktan sonra fincanımın her tarafını yağlıyorum. ben 3 tane fincan kullanacağım bunun için. Bu bana yeterli olacaktır. Fincanlarımı yarıya kadar dolduracağım. 3 eşit parçaya bölüyorum. Kek hamurumu fincanlarıma paylaştırdım. Şöyle üzerinde kaşığımla düzeltiyorum. Şimdi tenceremin içerisine sıcak su döküyorum. Sıcak suyu fincanların alt tabakasına gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle bir parmak kadar kapladı fincanlarımın altını. Şimdi tenceremin içerisine yerleştiriyorum fincanlarımı. Şimdi ocağıma aldım, kapağını kapattım tenceremin. 35 dakika pişirdim arkadaşlar. Keklerim pişti. Şimdi fincanımdan çıkartacağım. Şöyle etrafını bir kaşık yardımıyla e, gevşemesini sağladıktan sonra fincanlarımı ters çevirip içinden çıkardım. Arkadaşlar bu arada her Salı günü bebek e, maması tarifleri paylaşıyorum. Beni kanalımdan takip edebilirsiniz. Kolayca da çıktı gördüğünüz gibi. Çok da güzel pişmişlerdi. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi de bıçağımla şöyle kontrol ediyorum. Hem nasıl pişmiş iç dokusunu görün. Bıçağıma da keserken gördüğünüz gibi hiç yapışma olmadı. Gayet güzel pişmişti. Lezzeti de bir o kadar güzeldi. Bebeklerinizin mutlaka beğeneceği bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.